Sen böyle müzik sevmiyorsun. Herkese selam. Yanımda Doğa var şimdi. İlk defa haftalık vlog çekeceğim. Bunun ders versiyonunu çekmiştim ama böyle tüm hayata uyarlayıp ilk defa çekeceğim. Bence çekmedim değil mi? Gerçi sen beni izlemiyorsun. Ya izliyorum ama. Şaka bir yana, bizim Doğa ile ikimizin de pazartesi derslerimiz geç başlıyor. O yüzden haftada bir gün hep böyle kahvaltı için buluşmaya çalışıyoruz arayı açmamak için. Şimdi Doğa'nın otobüsünü bekliyoruz. Ben de o gidince vapura bineceğim. Tekrardan selam. Okulda çekim yapamadım ama elimi yaktım okulda. Story'mi gördün mü bu arada Aydın abi? Gelmiyor. Yanımda kim var? Tahmin edin. İpucu veriyorum, Macbank. Bilirler. Yani biraz önce adını söyledim. Aydın abi. Aydın abi var. Ama bir dakika, arkadan ışık geliyor. Hiç görünmüyorsun. Gittikçe daha saçma görüntüler veriyorum ben gösterişle. Evet, hamburgerciye geldik şimdi ve şu kadar büyük bir turşu olması üstünde normal mi? Şöyle üstünde duruyordu. Ben yarısını yediğim için çoktan. Biz biraz sohbet edeceğiz. Görüşürüz. Öyle, ne kadar saçma bir giriş kapanışı oldu. Aç, aç, aç. Hemen dur, ben de çok açım. Şimdi Kalıköy iskelesinin oradayım arkadaşlar. Ay, yerde kanlı peçeteler var. Of, ne olmuş burada ya? Yemin ediyorum kan görünce ben kötü oluyorum. Ay, burası da kan. Ne olmuş burada be? Yemin ediyorum ya biri düşmüş ya bir yeri kanamış, bir şey olmuş burada. Aydın abiyle ayrıldık. Ben şimdi Kadıköy'e geldim. Buradan da evime gideceğim. Ve Aydın abi, eğer izliyorsan gerçekten çok keyifli bir gündü. Çok teşekkür ederim. Tekrarlayalım. Zaten bir ay sonrasında söz aldım. Hatta sizin için bir video çekeceğiz. Çok da eğlenceli bir video olacak. Bugün okulda çok fazla şey çekemedim. Çünkü hani ben de okula yeni yeni alıştığım için birden böyle kamerayı çıkarıp çekmeye başlayamıyorum. Rahatsız olan olur diye korkuyorum. Ama kızlarla şimdi yavaş yavaş kaynaşıyoruz. O yüzden hani yarın daha fazla şey çekmeye çalışacağım. Ve sonraki günlerde dolu oluyor olacağız sizle birlikte. O yüzden yarın çok güzel ders çalışalım, olur mu? Çünkü bir yarın boş olacak gibi duruyor. Gerçi onda da doktor randevum var. Ama onu çekmem muhtemelen, çünkü hani randevuya kamera sokmak garip olabilir. Gerçekten hayattaki şansım tam olarak bu. Salı gününden herkese merhaba. Bugün ilk kez okula gitmedim. Çünkü kendimi gerçekten iyi hissetmiyordum. Bir de hep erken kalkıyorum ama geç uyuyorum. O yüzden o sorun oldu. Hani bir kere uykumu alıp dengelemek istedim. Çünkü yarın ve ondan sonraki gün de erken kalkmam gerekecek. Marketten geliyorum bu arada. Şimdi size alışveriş evrelerimi gösteriyorum. Önce daha böyle diyet yiyecekleri alıyorum. Ondan sonra diyet yiyeceklerinin çikolatasını almaya başlıyorum. Ondan sonra buna geçiyorum. Sonra zaten devamı geliyor. Şu şu falan, bunları almaya başlıyorum. Bu arada çok ufak bir alışveriş yaptım. Onu da göstermek istiyorum size. Çünkü bugün kargom geldi. Şu üçü bir setteydi bu arada. Bunu da ayrı aldım. Çünkü far bazım bitti. Tamamen bitti. Ve bunu denemek istedim. Çünkü bu kahverengi bir far bazı. Ve benim bir tane kahverengi krem farım vardı arkadaşlar. O kadar seviyordum ki hayatımda ilk defa bir farı bitirdim. L'Oreal'indi bu arada. O yüzden far bazım bitmişken hani böyle renkli bir şey alırsam tek taşla iki kuş vurmuş olur muyum diye düşündüm. Hani hem far gibi durur hem de baz olur gibi düşündüm. Bakayım, deneyeceğim. Ona göre söyleyeceğim size. İçinde de bayağı ürün var. O yüzden umarım severim. Sevmezsem bayağı üzüleceğim. Şu hariç ikisini kullandım. Bunun bende büyük boyu vardı ve 3 yılda falan bitirdim. Çünkü makyaj bazını, en azından bu bazı sadece özel günlerde kullanıyorum ben. Ve hani memnunum ama benim bütçem için pahalı ve hani direkt gidip almam. Böyle setin içinde ufak boylarını alıyorum genelde. Çünkü dediğim gibi sadece özel günlerde kullanıyorum. Bunun bana Sephora'da alışveriş yaptıktan sonra testerını vermişlerdi. Ve hani beklemiyorum, bunun tester olduğunu bile bilmiyordum ama böyle içinde bir 10 kullanımlık falan vardı. Ve denedikten sonra ben bunu gerçekten sevdim. Bunu da hani bir jeli deneyip beğenmişken diğerlerini deneyip macera aramamak için aldım. Direkt memnun kaldığım bir taneyi almak istedim. Bu aldık biraz hayal kırıklığı oldu. Dışı falan çok güzel ama içi simli. Ve ben simli aldıkları kendime pek yakıştırmıyorum. Ama şu saatten sonra sevmek zorundayım yani. Aldım, bir kere yapacak bir şey yok. Ben ödeve oturdum arkadaşlar. Hatta mum falan da yaktım. Kendime böyle atmosfer yaratmaya çalıştım. Çünkü ya bize hep böyle bir ödev veriyorlar. Şu kağıt. Hani ben normalde kelimeyi nasıl çalışıyorum? İşte atıyorum duty yazıyorum. Ok çıkarıyorum. Türkçesini yazıyorum. Bu kolay bir yol. Evet, bu yüzden seviyorum ama çok verimli bir yol değil anladığım kadarıyla. Çünkü bize böyle bir şey veriyorlar. Burada işte hangi tür olduğunu, hani isim, sıfat, zarf hangisi olduğunu, işte diğer formlarını, eş anlamlısını, zıt anlamlısını, örnek cümleyi, bir sürü şey yazıyorsunuz. Anlamında İngilizce yazıyorsunuz. Hem ödevim hem de yarın bu şuradaki kelimelerden quizimiz olacak. Hani hem quizden yüksek puan almak için hem de ödevden eksi almamak için
Ne yazık ki yapmam lazım. Baş artık. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. Oh, I just wanted you to know that baby, you're the best. I've got my red dress on tonight. Şimdi okula geldim arkadaşlar. Bu benim mekanım. Gerçekten burayı çok seviyorum. Şimdi burada oturup biraz ders çalışacağım. Bakın bu tam bir hazırlık okuyan öğrenci dosyası. Bu da kalemim. Gülüyorlar bana çok fazla renkli kalem taşıdığım için. Herkes direkt kalem silgi taşıyor. Ben boyama falan yapacak gibi bunları getiriyorum. Evet, bu arada şurada priz... Ay. Bir şey diyeceğim. Yanlışlıkla şunu kırdım galiba. Allah'ım lütfen okul yönetiminden kimse izlemesin. Dördüncü son derse gideceğiz birazdan. Üçüncü ders bitti şimdi. Evet. Neyi alkışladım bilmiyorum şu an. Şimdi yorgunluktan bitik ve son derece terli bir halde Kadıköy'deyiz ve yanında kim var? Gizem, Gizem. Bir şey diyeceğim, YouTube kanalında ama hiç yoksun biliyor musun? Ben birlikte video çekmedim. Evet, Instagram'da çok yapıyoruz bunu da, YouTube'da Gizem zaten. Ama etkilenecekler. Şimdi o yemeklerimiz de geldi. Çok teşekkür ederiz. Burger oraya. Şimdi bir de tatlı yemeye geldik. Çekeyim mi, göstereyim mi? Çok yemek vlogu gibi oldu ama güzel şeyler bulduk. Biz hep yemek yiyoruz bugün. Evet yani ne yapayım? Ekşi bir şey vardı bunda, neydi? Ekşi krema. Ekşi krema. Bak kopya çekiyor orada. Bunun altında da tuzlu karamel var. Bir şey diyeceğim, çok garip isimleri. Bu hatırlattı. Hiç gitmedik ki. Biliyorsun her hafta sonu Paris'e gideriz. Yıllardır Paris'e gitme planı yapıp yapamıyoruz. Vize çıkmaz diye. Hayır çıkar bu kötü oluşuma çıkar. Gizem'le Paris'e gidin diyenler likelasın. 35 bin like bekliyorum bu videoyu. Gelirse gideceğiz mi? Gelirse gideceğiz. Yani. İyi bekledim. Hadi 35 bin like'a Paris'e gideceğiz. Okey. Gidelim mi cidden? Gidelim. Arkadaşlar. Biz başvurumuzu yaparız ama kabul ederlerse. Aynen vize çıkmazsa o bizim şeyimiz değil. Dışarıda bir şey oluyor. Olay var, olay var. Kapa. Arkadaşlar benim fermuarım bozuldu. Olmuyor. Resmen fermuarım kapanmıyor. Fermuar. Ne yapacağım? Şeyi bağlayacağız önüne. Bitecek. Ne yapacağız? Benim kaldı. Önüme bağlasam çok garip olur. Ne oldu? Oley. Sen gidin. Çok korktum bir an kapanmayacak. Mission complete. Yok böyle bir şey. Efe Kan, gözün öyle kalacak. Hiç eğlenceli değil. Şimdi okuldayım. Esra var yanında. Esra'ya salla. Düşüyordum. Vapurdan indim. Şimdi metroya gidiyorum arkadaşlar. Vapurda uyuyakalmışım. Asum vapurdaki görevli çocuk uyandırdı. Hanımefendi son durak diye. Yoksa gerçekten böyle saatlerce uyuyabilirdim. Şu an saat 1.30 ve hani dersim erken bitti. Çünkü erken başladı. Ama yani saat böyle 6-7'ymiş gibi hissediyorum. Gerçekten yordu beni bugün. Bir an önce metrodan da inip eve gidip yemek yemek istiyorum. Kahvaltıyla duruyorum ve çok acıktım gerçekten. Güncelleme, neden uyuyakalıp duruyorum bilmiyorum. Eve geldim, yemek yedim. Gerisi yok bende. Gerisi yok.
Saçıma bakım yağı sürdüm. O yüzden hatta yatarken falan kafamın altına mendil koydum. Kağıt mendil. Ama üstümü dahi değiştiremeden, eyeliner dahi çıkaramadan sadece lensimi çıkarmıştım gelir gelmez. Yine uyuyakaldım ve şu an kalktım. Uyku düzenim çok pis bozulacak arkadaşlar. Hissediyorum. Şaka bir yana şimdi duşa gireyim ben en iyisi ve sonra kendimi geri uyumaya ve sabah erken kalkmaya zorlayacağım. Çünkü yarın öğlenci olduğum için ve ben bunun farkında olduğum için yarın erken kalkmayacağımı bildiğimden bu akşam çok geç yatma ihtimalim var. Ama öyle olmayacak. Çünkü sonra böyle oluyor. Selam arkadaşlar. Vlog başlatıp rimel sürmeyi unuttuğumdan bahsedecektim ki SD kartı unutumu da fark ettim. Metro geldi. Bir saniye devam edeceğim. Şimdi vapurdayım, kahvaltı ediyorum. Ben normalde hep bir kaşarlı tostla portakal suyu alıyordum ve 9 lira tutuyordu. Ama şunlar 7,5'muş. Taze sıkılmış yoktu. Ve ikisine de 1 lira zam gelmiş. Yani günlük harcamam 2 lira arttı. Biraz üzücü bir şey benim için. Çünkü her gün hani kahvaltıyı vapurda ettiğim için ay olarak bakınca cidden hani aslında 2 lira deyip geçmemek lazım, fazla oluyor. Ve dün videonun editine başlamıştım. Bu yüzden kart bilgisayara takılıydı. Şu an yanımda kameranın şarj aleti, kamera, batarya falan bunların hepsi var. Çantamda taşıyorum ama içinde SD kart olmadığı için hiçbir bir işe yaramıyor. Allah'tan telefonun kamerası fena değil. O yüzden böyle çekeceğim. Umarım şu an görüntü kötü olmuyordur ama ben arada telefonla da videolar çekiyorum ya da bir şeyler ekliyorum videolara. O yüzden çok rahatsız olmazsınız diye düşünüyorum. Sadece ben hani kendimi hatırlatıp sabah unuttuğum için kızdım biraz. Zaten kendim niye yemek yokken çekiyorsam. Şimdi size mini bir okul turu yaptırayım mı? Biz hazırlık binasındayız. Bu da bizim asıl binamız. Yani seneye burada okuyacağım aslında. Şimdi kızlarla şey almaya geldik. Okulun yazılı olduğu, hani adının yazılı olduğu sweatshirtler var ya. Ama şey, onların satıldığı yeri bulamıyoruz şu an. Zırıt zırıt. Kızlar neredeydiniz? Ama kapalı mı? Hadi ya. Çok hevesli geziyor. Şimdi okuldan çıktık arkadaşlar. Bizim okulun burada bir tostçu varmış. Kızlarla oraya geldik. Kızlar el sallayın. Ve siparişimizi kendimiz yazıyoruz. Üç kavurma yazıyorum. Kavurmaya şey yani. Rağbet büyük. Sen mi? Ben sucuk. İki sucuk. Şey ya geçen gün şeyleri gördüm. Bir dakika. Geçen vapurdayım tamam mı? Almanlar var. Kız şey sipariş veriyor. Yarım Türkçe biliyor. Şey dedi, bir tane karışık tost istiyorum, içinde sucuk olsun. Bakınız, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İçecek bir şey ne içersiniz, tostunu çıkarsa getirin. Söyle güzel. Şimdi vapura bindim arkadaşlar, kızlarla ayrıldık. Kadıköy'e gideceğim. Kadıköy'de de İlhan'la buluşacağız ve İlhan'ı çoğunuz tanıyorsunuz. Çünkü çoğu videoda ya da Instagram'da var aslında. O aradı biraz önce ve şu ana kadar yaptığım en hızlı planlardan birini yaptık. Direkt alo, şurada buluşalım mı? Tamam dedik ve şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar ben sınavı atlatmış olsam da arkadaşlarım hazırlandığı sürece çip staplara maruz kaldı. Çalış İlhan. Hadi abla tavsiyesi çalış. Günaydın. Bugün cumartesi ve dünyanın en saçma kıyafetlerinden birini giydim. Tek kollu. Ama nedense benim böyle şeyler çok hoşuma gidiyor ya. Muhtemelen tek kolum üşüyecek. Dışarıda öyle dolanacağım ama olsun, yanıma ceket de aldım. Ve size bir şey söyleyeceğim. Bakın ben bu ayakkabıları internetten almıştım. Derimod'dan. Benim ayağım 39 numara ve bunlar da 39 numara. Ama geçen sene ben bunları iki kez falan giyebildim. Çünkü ayağımı gerçekten sıkıyorlardı. Şimdi niye giyiyorsun diyecek olursanız umut fakirin ekmeğidir arkadaşlar. Bir umut belki ayağım küçülmüş. Takside gelmiş. Merhaba. Merhaba. Alo. Yok, kaybolmadım. Tam kifin oradayım. Siz neredesiniz? Tamam, aynen. Biraz daha yürünecek mesafe var. Yine kafa atsana kameraya. Oha, makyajın çok güzel olmuş. Evet. Bakın. Evet. Allah ya, düşüyordum. Daha senelerki görüyorum zaten. Ya. Şaka şaka. Saçın çok güzel olmuş. Beğendin mi? Evet ya, niye hepiniz bu kadar güzelsiniz? Dur tamam, içi değilim. Çirkin olarak kullanmayacağım artık. Peki dördümüzün de makarnamsı şeyler yemesi. Annem her dışarıda böyle bir şey yediğimde kızıyor. Evde onu ben de yapardım farklı bir şey yesene diye. Ben şeyi anlamıyorum. Kocaman kapak ortaya çıkıyor. Değil mi? Aynen. Doldurun işte ya, şu kadar israf yani. Yemek.
Öf, çıldırıyorum şöyle renkli şeyleri, çizim defterlerini, kalemleri falan görünce. Bir an önce bölüme geçelim. Bu arada bir önceki videoda şakasına yağmur tıpçı demiştik. Evet, onu ciddiye almışlar. Yağmur iç mimari kokuyor. Ben de yani okuyacak. Ben de gösterişim tasarım okuyacağım. O yüzden burası bizim artık favori mekanımız. Sizin asla ilginizi çekmiyor. Ama onları da sürüklüyoruz buraya. Çizim kursuna gitmeyi düşünüyor musun? Hayır. Ya gitsen de birlikte gitsek. Kimse gelmiyor. Gerçekten gidelim mi yağmur? Bak şu an videoda söz ver bana. Yazıklar olsun. Tamam. Gerçekten. Tamam gidelim. Saat 6 ve kızlarla ayrıldık arkadaşlar. Biraz kötü bir saat çünkü bu saatlerde metro aşırı kalabalık oluyor. Ve ben ayakkabıları artık şöyle açtım. Çünkü o kadar vuruyor ki gerçekten şu an kendime küfrediyorum içimden. Keşke giymeseydim vurduğunu bile bile. Cidden canım çok acıyor. Bir daha bunları asla giymeyeceğim. Yani 38 numara olan birine vereceğim kesinlikle. Selam arkadaşlar. Bugün pazar ve benim için yorucu sayılabilecek bir haftanın sonuna geldik. Normalde tabii ki her gün dışarı çıkmıyorum ama vlog çekeceğim için vlog eğlenceli olsun diye her gün bir yere çıktım ve ya gerçekten benim için biraz yorucu bir haftaydı. Gerçi gezmekten yorulmak da biraz şimdi şımarıklık gibi ama ya sonuç olarak yorucu, gezmek bile yorucu gerçekten. Ve aslında her gün hani bir şekilde ders çalıştım ama yine de ders anlamında bence çok verimli bir hafta değildi. O yüzden bir sonraki video muhtemelen benimle çalışın olacak, hatta kütüphanede. Bugün de aslında okuldan arkadaşlarımla kahvaltıya gidip, çok güzel bir kahvaltı edip sonrasında İstanbul Modern Müzesi'ne gidecektik. Ve ben size orada çok güzel şeyler çekerim, hani sürpriz olur, videoyu müzeyle kapatırız diye düşünmüştüm. Ama şöyle bir gariplik vardı. Fotoğraf çekmek yasak değildi. Ben bu yüzden video çekmenin yasak olacağını düşünmedim. Ama video çekmek yasaktı. Yani benim bildiğim hani bazı şeyler görülmesi istenmez. Fotoğraf, video, hani kamera sokmak yasaktır. Bazılarına da flaşlı çekmek yasaktır. Çünkü zarar veriyor. Bunu da anlıyorum. Ama hani bunlar sonuçta hareketsiz resimler ve hani niye fotoğraf çekmek yasak değil de video çekmek yasak, bunu anlamadım. Bunun sebebini bilen varsa lütfen aşağı yazsın. Çünkü gerçekten merak ediyorum. Hani cidden bilmediğimden soruyorum. Çünkü hani ben orada video çekmeye çalışırken hani şey değil, hanımefendi bu yasak, çekemezsiniz gibi değil de işte bunu yapamazsınız falan gibi uyarıldım. Hani sonra dedim ama hani fotoğraf serbest. Sonra dediler evet. Sonra böyle bir bakışma anı oldu. Sonra dedim ama bunlar sonuçta hareketli şeyler değil. Ha fotoğraf, ha video. Fark ediyor mu dedim. Hani orada bana mantıklı bir açıklama yapılmadı. Bu yüzden aranızda bilen varsa gerçekten çok merak ediyorum. Yazarsa çok sevinirim. O yüzden bugün öyle çekemedim. Hani bunun için çok özür dilerim ama müze için ayrı bir vlog çekmeyi düşünüyorum. Hani kamerayı sokmama izin verilen müzelerde hepimizin ilgisini çekebilecek yerlere çekmeyi çok istiyorum. Ve evet, haftalık vlogun da sonuna geldik. Gerçekten benim için güzeldi. Umarım izlerken siz de keyif almışsınızdır. Bunu gerçekten çok istiyorum. Çünkü ben çok sevdim çekmeyi. Bu arada bu hafta gittiğim yerlerde ufak ufak alışverişler de yaptım. Hani kıyafet, takı gibi ufak ufak şeyler aldım. Eğer bunlar ilginizi çekiyorsa birkaç şey daha aldığımda bunları hani toplayıp videosunu çekebilirim. Alışveriş videosu istiyorsanız söyleyin bana. Çünkü bilmiyorum ilginizi çeker mi ama güzel şeyler aldım. Hatta bakın birini göstereyim. Şöyle bir yüzük aldım, taşı. Çok hoşuma gitti. Arada böyle takarım. Bir de ışığa göre renk değiştiren bir kolye aldım. Sultanit taşı. Böyleydi. Şimdi videoyu editliyorum ve hemen yüklemek istiyorum. O yüzden kapanışı da hızlı yapmak istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Çok öpüyorum. Başka diğer güzel videolarda görüşmek üzere. Bay bay.